Kemanası sonrası tekrar birlikteyiz. Gülüyorum. Şimdi bir seyircimiz güzel bir yorum yazmış Mertem Hanım. Demiş ki hocaların helal gelirleri de bilgi paylaşımına tabi mi demiş. Bilgi paylaşımına tabi tabii ki. Hocalar biliyorsunuz yani onlar, çip maaş alıyorlar onlar biliyorsunuz. Biliyorum. Yani onlar da tabi. Evet. Onların Türkiye'deki gelirlerini de soracaklar mı, o kimlikleri olanların özellikle. Ha, Zurna'nın zırt dediği yere geldik. Oo. Yani din görevlilerinkini de soracaklar değil mi? Tabii ki çünkü Türkiye'den de gelir elde ediyorlar. Buradan da Türkiye'deki gelirin vergi farkında buraya ödemelerini Almanya'ya ya da yaşadıkları ülkeye ödemelerini isteyecekler. Çünkü tüm gelirlerinizi bize bildirin diyorlar. Aha da nur topu gibi bir çocuğunuz oldu hocalarım. Keşke bu konuyla ilgilenseydi hocalar. Ha, gözünüz aydın hocalar. Bizim diğer gelirlerimiz ne olacaktı diye. Ha. Evet. Öğretmenlerin, bu gönderilen öğretmenlerin Türkiye'deki gelirleri de sorgulanacak. Yani çünkü geliri bir yurt dışından alıyorlar. Evet. Aileleri başka türlü çalışma hakkına sahip olabiliyor. Eşleri, çocukları. Yani bunlar da tabii ki bir haliyle yurt dışı makamlarının ilgisini çekecek. Bu karşılıklı aynı ama onlarınkini, bizimkiler de onlarınkini sorabilir. Tabii ya, yani şimdi dünyanın biz kendi vatandaşlarımızı şu nedenle çok önemsiyoruz. Bizim vatandaşlarımız Türkiye'ye yatırım yapan, Türkiye ile bağını koparmayan, gerçekten yurt dışındaki diğer işte yurt dışındaki yaşadıkları ülke vatandaşları gibi yaşamayan, bir işte çocuğumuza bir şey kalsın, ülkemize bir şey olsun diyerek tasarruflu yaşayan, gerçekten çok tasarruflu yaşayan insanlar ve böyle para biriktiren insanlar. Bu nedenle de bizim onlara tavsiyemiz, birinci sıradaki tavsiyemiz şu. Siz durumunuzu bir bilin. Yani ben yok vatandaş değilim, yok vatandaşım, yok öyleyim, yok böyleyim. Sevdasına kapılmayın. Evet. Hepiniz denetleneceksiniz. Maaşla çalışıyor olsanız da biliyorlar ki maaşla çalışan da tasarruf ediyor, Türkiye'ye yatırım yapıyor. Biliyorlar ki eğer maaşları da yüksekse bunun ciddi bir miktarda yatırıma dönüştüğünü, Türkiye'ye aktarıldığını biliyorlar. Ve onların açısından baktığımızda da şunu söylüyor olabilirler. Evet, tasarruflu yaşıyor olabilirsiniz. Güzel. Benden para kazanıyorsun. Niye bana yatırmıyorsun? Ben niye bunun vergisini almıyorum? Diyebilir. Düşünüyor olabilirler. O zaman bir alo deyin. Yani, peki. Alo. Alo. İyi akşamlar. Buyurun efendim. İyi akşamlar Zeki Bey. Ahmet Dağ Göbingen'den arıyorum. Buyurun. Stuttgart civarı yani değil mi? Yoksa... Evet, evet. Yok doğru Göbingen, Stuttgart civarı. Evet. Yayınınızı zevkle seyrediyoruz. Çok teşekkür ederiz. En azından bilgilendiriyorsunuz bizleri. Evet, en azından bilgilendiriyoruz. Yani fazlalıkla değil de o söz gelen az olarak. Tamam ben anladım. Yani en az iyi ki biz varız. Allah razı olsun. Evet. İnan 17-30 haberlerini çoğu zaman kaçırmıyorum. Bilgi açısından çok faydalı oluyor. Eyvallah, sağ olun. Size sağ olun. Şimdi benim 3 tane sorum olacak Mektep Hanım'a. Şimdi Türkiye'den emekli olan bir vatandaşımız bay ve bayan Almanya'da herhangi bir yardım almıyor, çalışamıyor idi. Bu ileride değişebilir mi? Yani burada çalışırken de Türkiye'de emekli olma imkanı olur mu? Birinci soru. Evet. İkinci soru olarak da yani burada çalışıp yıllarımızı verdik vatandaş olarak. Türkiye'ye bir araba götürme, kullanma amaçlı, ticari amaçlı değil, evet. Kullanma amaçlı olabilir mi? Üçüncü ve son sorum da, buradan 2 sene hani arabayla izine gidiyoruz, orada bırakıyoruz, 2 sene orada kalıyor. Evet. Bunun 4 sene çıkma gibi bir söylentisi var, bu doğru mu? Doğruysa oraya arabayı bırakınca buradan tamamen durduracağız, sigortayı, vergi oradan başlatılacak, o 2 sene içinde geçerli yani. Şimdi... Yoksa burada... Burada sigorta vergi ödeyeceğiz. Türkiye'de araba 2 sene kalabilir mi? Yani 4 sene olursa bizim için tabii daha iyi. Memleket nere hemşerim? Yozgat Boğazlı ya. Yani. Yiğidin harman olduğu yerdenim diyorsun. Tamam. Allah razı olsun. Aynen. Evet şimdi Mertep Hanım birinci sorunun cevabını şimdi o vardı 2147 sayılı yasa vardı emeklilikle ilgili ilk çıkan yasa. Orada hem evet. Çalışıyordunuz. Sesi çok genç. Evet, sesi çok genç. Kaç doğumlusunuz?
1965. Evet. Ama 43 senedir çalışıyorum ben. Benden genç. 43 senedir çalışıyorum ben Zeki Bey. Evet, maşallah. İşleyen demir, işleyen demir ışıldar, pas tutmaz. Yok yok, geçen sene ben koronaya yakalandım. Öyle mi, geçmiş olsun. 6 ay hastanede kaldım. 6 haftada yoğun bakımda kaldım. Yani mezara girdim, geri çıktım tabiri caizse. Demek İşleyen ki... demirle ben de çalışıyordum ama öyle değilmiş. Bağışıklık sistemin zayıfmış o zaman, onu yükselteceksin. Pirilux diye bir, bak orada bir şeyini yapıyorlar, tam ondan al kullan. Ben biraz kahve düşkünüyüm. Kahveyi çok içen biriyim. Kahveyi de işte o dediğim damlayı kullan, iç. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Korona virüsü salgını hala geçmedi. Almanya'da iki katına çıktı. Yeni önlemler gelecek mi diye bakanın bugün açıklama. Bugünkü haberleri dinlediysen vardı. Sıkıntı var. Fransa'da da artış var. İki katına çıktı. Yaz geldi yine çıkıyor. Devamlı çıkıyor. Anlamadım. Gitti. Nasıl bir mikroptur bu ya? Yerden bitti diyordum. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Betem Hanım, cevaplandırın ise sorunuz var mı? Evet. Çok teşekkür ederim Zeki Bey. Rica ederim. Mektep Hanım'a da başarılar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet Mete Bey. Önce korona ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ben Türkiye'den Almanya'ya gelirken bindiğim uçakta neredeyse uçağın yarısı maskeliydi. Ama zorunluluktan değil. Yani değil. Kendiler, yoktu. İnsanlar kendi kendilerine şey almak için. Evet. Ben o kendi kendine hala maskeyi takanlardanım, biliyorsunuz. Yani evet. Ben maskesiz sokağa evet. Çıkmıyorum. Evet. Fakat Almanya'dan Türkiye'ye dönerken hiç kimse de maske. Uçakta ben vardım, belki görmedim ama bir iki kişi daha vardır, denk gelmedim. Herkes maskesizdi. Allah Allah. Yani korona niye coşuyor, bu nedenle coşuyor, bitmedi. Biraz hafif geçiriliyor diye insanlar çok rahatladı ama yani bazı bilim insanları şunu söylüyorlar. Korona geçiren insanların beyninde %20 hasar kalacak diye. Yani bunu bir şakaya getirmeden hala bu korona temelli bizi terk edene kadar toplu yerlerde bari tedbirlerimizi alırsak çok daha iyi olacak. Şimdi beyefendinin sorularına cevap vermek istiyorum. Buyurun. Birincisi diyor ki, karı koca Türkiye'de primine yatıran emekli olan insanlar ileride yardım alırken veya çalışırken emekli olabilir mi? Yani bunun hayalini bile kurmayın. Sosyal Güvenlik Kurumu yurt dışı borçlanmayı ve verdiği aylıkları zarar ziyan görüyor. Diyor ki ben zarar ediyorum. Bunları durdurmak veya hiç vermemek için, az vermek için nasıl kanun çıkarırım, neler yapabilirim? Bununla ilgili ne iş yapabilirim diyeceğim. Devamını birazdan soruları cevaplandırdıktan sonra yoklama belgesiyle ilgili tekrar edeceğim çünkü. Ya asla böyle bir yasal düzenleme çıkmaz. Buna imkan ve ihtimal vermiyorum. Arabayla ilgili. Arabalarımız acaba 2 yıldan fazla kalabilir mi? Bununla ilgili de çıkmaz. Çünkü 2 yıldan fazla kaldığında Türkiye, her ülke şunu istiyor. Diyor ki Avrupa Birliği ülkesi değilse eğer. Evet. Sen diyor eğer bir araba alacaksan 2 yıldan fazla da kullanacaksan benim ülkemde al. Benim ülkem kazansın. Çünkü araba alım satımından kim kazanıyor? Enler vergileriyle devlet de kazanıyor. Ayrıca benim araba satıcım kazansın. Çünkü onun da gelir ihtiyacı var. Yani hesaplar tam olarak bunun üzerine. Devletin birinci sıradaki derdi vergisini almak. İkinci sıradaki derdi de işte size bu hakkı, yani o satışları kendi çalışana, kendi esnafına. Aynısını telefonda da yapıyorlar biliyorsunuz. Telefon karteli de buna karşı, otomotiv karteli de buna karşı. Ama bu konuyla ilgili benim de söyleyeceklerim var sizin bittikten sonra. Ben Avrupalı Türk'te, ben Avrupalı Türklerin avukatlığını yapıyorum bu konuda, yapacağım ya. Yani. Şimdi uzun kalmak için oturma iptal etmek gerekiyor diyor. Vergi kaydımın olmaması gerekiyor diye yani. Şimdi oturma iptal etmeden böyle bir hak çıkar mı? Hayır, çıkmaz. Yani bunu düşünerek eğer bir araba getirecekseniz lütfen böyle 4 yıl kullanırım diye getirmeyin. 4 yıla bir gün geçirdiniz mi inanılmaz cezalar, inanılmaz vergiler ödüyorsunuz. Arabayı çöpe bile atabiliyorsunuz. O yüzden oralardan bakmayın. Sadece ve sadece yapabileceğimiz tek şey var. Koşulları ne, ona göre bir de emekli aylığını kesin dönüş şartı olmadan imkansız alamazsınız. Yani 450 euroluk çalışabilirsiniz. Orada da 520'ye çıkıyor. 520'ye çıktı yani, karar alındı.
520'ye çıktı, evet. Ama 520'ye çıktığında vatandaşın yine en yüklü çalışacağı miktar 300 euro. Evet. Eğer kadınsa ve kocasının, erkekse ya da karısının sağlık sigortasından yararlanıyorsa, sağlık sigortasını yurt dışında kendi hakkı olarak almıyorsa, burada sadece 300 euroluk çalışabilecek 1 Temmuz'dan itibaren. Evet. Yoksa 450 euroyu ya da 525 euroyu geçtiği anda yurt dışı sağlık sigortası için 200 euro ödemek mecburiyetinde kalacak. Evet. Siz söyleyeceksiniz, söyleyin. Ben Ben söyleyeyim, soru ben yok. söyleyeyim. Evet, ben bu 2 senelik mevzu ile ilgili. Geçen de bir vatandaşımızın başına geldi bir olay. Kendisi arabasıyla Türkiye'ye gitti. Geri buraya gelmek zorunda kaldı uçakla. Geldi, tekrar geri döndü. Yani bu aynı zaman içerisinde olan bir mevzu. Arabasıyla çıkarken adama 80 bin TL ceza yazdılar. Niye? Sen Türkiye'yi terk ederken neden arabayı gümrüğe bırakmadın? Şimdi çetrefilli bir mevzu, bir konu. Vatandaş bunu nereden bilsin? Bir. İki. 2 sene arabayı orada durdurma hakkı veriyorlar. 2 sene boyunca hanımınızdan, çocuğunuzdan başka, yani birinci dereceden akrabanız hariç, ki onların yanında da sizin olmanız lazım. Onlardan başka kimse arabayı kullanamıyor. Devlet işini garantiye almış. 2 sene arabayı oraya bırakıyorsun. 2 sene zaten orada kalmıyorsun. Araba orada efendim dururken, beklerken zaten paslanıyor. Yani zatürre oluyor diyelim. Koronaya yakalanıyor. Zaten arabadan bir hayır gelmez 2 sene bekleyen arabada. 4 seneye çıksa daha kötü. 4 seneye de çıkarmazlar. Zaten bir kere bu otomotiv kartelleri bu şeye karşılar. Bu rahmetli Erbakan zamanında bedelsiz ithalat mevzusu vardı, otomobilleri Türkiye'ye getirmeye. O ara bayağı bir getirmişlerdi. O çıkarmıştı o yasayı, hatırlarsınız belki Mete Hanım. TGRT'deydik o zamanlar. O zamanlar getirmişlerdi. Öyle bir imkan tanımışlardı. Ama şimdi mümkün değil. Araba ÖTV'si var, bilmem nesi var. Araba fiyatları çok yüksek, vergisi çok yüksek. Seni düşünmezler sevgili Avrupalı Türkler. Yani senin düşündükleri işte bu kadar. 2 sene getirebilirsin, bir de oraya şey koyar. Der ki senden başkası bu arabayı kullanamaz. Kullanamıyordu zaten. Bir gün geçirdin mi bir ton ceza, işte Mete Hanım söyledi. O yüzden bana kalsa şunu teş bana kal bunu şunu teşvik ediyorlar aslında Mete Hanım. Diyorlar ki siz arabayı getirmeyin oradan. Gelin bizim buradan alın arabayı. Kalsın Türkiye'de herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız, herkes de kullanır. Paranız da bize Tabii gelsin. tabii. Yani hem gerçekten otomotiv kartelleri, Evet. özellikle yurt dışından ithal edenler Evet. ve üreticiler bunun yurt dışından çok sayıda araba gelmesine karşılar. Özellikle vatandaşlarımızın getirip burada bırakmasına, birilerinin kullanmasına. Evet. Çünkü o olduğunda kendileri bir araba eksik satmış olacaklar ki o sayıda uzun uzun kaldığında o sayıda çok yüklü bir sayıya, rakama denk geliyor. Hani sen getiriyorsun, eşin de getiriyor. Aileye bir tane değil. Evet O zaman evet. öyle getiriyor. Çocuğun da getiriyor, senin de bir de getiriyor. Heh. Bir anda işte dayının oğlu istiyor, sen getiriyorsun. Amcanın kızı istiyor, ben getiriyorum gibi Evet. oluyor. Dolayısıyla o çok gerçekleşecek bir şey değil. Yani Türkiye'nin de çok onu gündeme bile alma ihtimali çok düşük. Hikaye, iki senelik mevzusuna ağza bir bal veya bir parmak bal sürmek gibi bir şey. Zaten hiçbir işe yaramıyor, yaradığı da yok. Yani bana göre hikaye, biz geçelim yoklama belgesi mevzusuna. Bu mevzuya ben çok önem veriyorum. Çünkü bu konudan da çok çok böyle bağırıp çağıran efendim insanlar olacak. Biz burada söylüyoruz hala sanki bizimmiş gibi mevzu, diyoruz ki ya arkadaş bu yoklama belgesini göndermek zorundasınız. Türk vatandaşı da olsan, İtalyan da olsan, Fransız da olsan, Alman da olsan, Türkiye'den borçlanarak emekli oldun ise eğer, Türkiye'den bu kimsen, Türkiye o farklı dedi Mertep Hanım. Yurt dışında yaşıyorsan o farklı, yoklama belgesi, ikisi farklı bir belgeler isteniyor sizden. O yüzden bu belgeleri vermek zorundasınız. Vermeyenlerle ilgili de bu işlemi yapacaklar. Evinize gelen bir mektupta ya sizin emekli maaşınızı durdurduk dediklerinde ne yapacaksın? Durdurduk derler, iptal ettik diyemiyorlar herhalde. Durdurduk diyorlar değil mi Mertep Hanım? Durdurduk diyorlar, Evet. emekli aylığınız durduk demiyorlar. Bankaya gidiyorlar, emekli aylıklarına bakıyorlar ki yok, koşarak diyorlar ki benim aylığıma ne oldu? Durdurduk diyorlar. Yani gelmedi şu belgen, yani ya da şunu yakaladık, bunu bilmem ne yaptık diyorlar. Ama durdurduk diyorlar. Evet.
Zaten durdurma iki nedenle oluyor. Bir, yoklama belgesini vermediğiniz için. Yoklama belgesinin istenme zamanı Türkiye açısından çok manidar. Türkiye'de 2006 yılından itibaren Türk Sosyal Güvenlik Kurumu diyor ki yurt dışı borçlanma sırtımda kambur. Evet. Ben bunların sağlıklarına bakıyorum. Çocuklarına para veriyor. Ölüyorlar çocuklarına, karılarına, kocalarına para veriyorum. Yine ölüyorlar ya da ihtiyaçları oluyor. Ölüyorlar. İhtiyaç sahibi analarına, babalarına para veriyorum. Çünkü öyle bir hak da var. Bu benim sırtımda bir kambur. Evet. Güzel. Yük geliyor olabilir, mali yük geliyor olabilir. Bunu yurt dışındaki vatandaş mı istedi? Siz hayal olarak, devlet olarak verdiniz. Vatandaş da bu hakkı kullanmak istedi. Ama diyorlar ki tamam biz verdik. Yani bir hal ettik verdik. Fakat biz yurt dışındaki vatandaşa 1985 yılında dedik ki 3201 sayılı kanunu çıkarırken siz yurt dışında çalışırken, sosyal yardım alırken, ikamete dayalı herhangi bir sosyal sigorta ödeneği alırken ve çalışırken, sigortalı çalışırken, sigortadan maaş çalışmayı bir süredir ayrık tutuyorlar. Türkiye'den bir gün bile borçlandıysanız bir gün bile emekli aylığı alamazsınız. Biz bunu ne zamandan beri söylüyoruz? Ta 2000'li yılların başından itibaren söylüyoruz. Hani nasıl duyulmamış olabilir? Belki başka meslektaşlarımız ya da bu konuyla ilgili iyi niyetli başka kişiler de, doğru bilgiyi verenler de mutlaka söylemiştir. Bu hiç kulağa hoş gelmiyor. Bir gün yakalanırsınız demiştik. İşte o gün bugün. Fakat biz yoklama belgesinin alınma nedeni biliyorlar ki vatandaşların bir kısmı %30 maaş alanların en az 300 bin kişi 1 milyon kişi alıyorsa öyle düşünün. En az 300 bin kişi yurt dışında çalışırken, sosyal yardım alırken, işsizlik parası alırken, serbest meslek yaparken, bir ticari şirketi varken, Türkiye'den hasta yakınına bakarken, yani alınmaması gereken durumlarda Türkiye'den emekli aylığı alıyor. Ahmet, Mehmet, Ayşe kim alıyor bilmiyorlar ama bir %30'unu burada usulsüz bir maaş aldığını, kanuna aykırı bir maaş aldığını biliyorlar. İşte bu nedenle diyorlar ki biz artık bu kaybettiğimiz paraları geçmişe dönük 10 yıl alacağız. Çünkü 2014 yılında bir kanun çıktı. Bu kanun diyor ki zaman aşımı kamu alacaklarında yani vergi alacaklarında evet. Ve sosyal güvenlik kurma gibi alacaklarda 10 yıla çıkar. Geçmişe dönük de şu kadarlık paramızı istiyoruz diyorlar. Tam da bu noktada vatandaşlarımızla ilgili bu yoklama belgesini bir önemsemesi gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi tam otomatik bilgi paylaşımı ile denk geleceği için oradaki en ufak bir açığınız, yurt dışındaki sosyal yardım alıyorsanız, ticari işletmeniz varsa yani her kimseniz, maaşla çalışıyorsanız, iflasınızı ilan ettiyseniz, serbest meslek yapıyorsanız, işçiyseniz hepiniz ilgilendiriyor. Buradaki bir takım finansal kayıtlarınıza eğer bu özellikle Türkiye'nin senden şüphelendim ben şimdi bir sosyal işte yurt dışı sosyal güvenlik kurumuna yazı yazayım. Bu nedir ne değildir bir bunu öğreneyim dediği anda işte devreye sizin yurt dışı açısından da denetlenme ihtimaliniz geliyor. Çünkü eğer siz Türkiye'den aylık alırken ki özellikle şu çıkarttığı kanundan genelgeden eğer en ufak bir şüpheniz varsa yurt dışı makamları bilmiyor. İnanın sizden çok daha iyi biliyorlar. Şimdi Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu yurt dışına herhangi bir kişiyle ilgili şunun sosyal güvenlik verilerini bana gönder yardım alıyor mu dediğinde onlar anlayacaklar ki bu kişi Türkiye'den emekli aylığı alıyor. Ha bir de şu var, bunu şunu soruyor. Normal vatandaşın sorduğu. Şimdi biz yoklama belgesini doldurduk veya gönderdik. Veya bir avukat aracılığıyla bu işlemlerimize. Buna cevap geliyor mu kurumdan? Bazı sosyal güvenlik müdürlükleri veriyor. Evet, kayıt alınmıştır diye. Ha. Ha, yani avukata geliyor mu, vatandaşa geliyor mu bilmiyorum. Bir cevap geldi diyeni duymadım. Ha. Ama çünkü avukata geliyor. Evet, bazen biz bile kendi takip ettiğimiz işlerde
Cevap gelmiyor. Bazılarında diyor ki bizim şu evrakımız eksik, en yakın sürede size vereceğiz. Ama siz bunu gönderirken elinizde bir belgeniz var tabii. Biz gönderdik. Bu size ulaştı. Tabii ki. Ya o zaman yani orada, itiraz edemiyorlar. Ya tabii ama işte şu belge eksik, bu belge eksik diyebiliyorlar. Aslında o belgeleri senden yeniden istemesine gerek yok. Neden gerek yok onu da söyleyeyim. Yeniden belge istemesine gerek yok. Çünkü yoklama belgesini düzenleyen yasal düzenlemede en başında 2017 yılında şunu dediler. Her gün yurt dışında çalışmadığınıza ve ikamete dayalı herhangi bir sosyal sigorta deneyi almadığınız ilişkin belgeyi yoklama belgesiyle birlikte bize verin. Evet. Şu anda en çok sıkıntı yaşanacak durumlardan biri, yoklama belgesini kendi kafanıza göre verdiğinizde, bankanızla ilgili durumu kontrol etmediğinizde yurt dışı makamları bunu öğrenip sizin finansal kayıtlarınızı daha ayrıntılı isteyebilir. Vergisel o anlamda da denetim geçirebilirsiniz. Yoklama belge, otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili biz 2022-23'te biraz fikir sahibi olacağız. Uygulaması kime ne ceza geliyor? Önümüzdeki yıllarda bunları konuşacağız. Kime ne ceza geliyor? Bu nedenle diyor, tabii ki 2022 ve 23'te yoklama belgesini avukat aracılığıyla verin diyoruz. Çünkü en çok güvendiğimiz kamu bankaları bile gördük ki vatandaşın verilerini hiçbir elini titretmeden gönül rahatlığıyla gelir idaresine vermiş, gelir idaresi de yurt dışına bildirmiş. Gelir idaresi de hiç incelemeden vermiş. Hayır, hiç incelememiş yani. Hiç mi bu vatandaşı düşünmediniz, hiç mi acımadınız gerçekten merak ediyorum. Birileri söylesin daha bu gelir idaresine bunları söylediklerimizi. Türk Hava Yolları'nın bagaj meselesini dile getirdik, açıklama yapıyorlar. Nasıl açıklama? Paran varsa bastırırsan bagaj hakkın var tabii. Yoksa sınıflandırma var şu anda, onu getirmişler. Önceden öyle bir şey yoktu bildiğim kadarıyla, sınıflandırma, mılıflandırma. 30 önceden. Kiloydu önceden, evet. Türk Hava Yolları sınıflandırma ondan sonra. 23 kiloya eğer düşürdüler. 23 kilodan başlıyor şimdi. Evet. Ve onu gram gram tartıyorlar. Yani ben dönüşte ona tanık oldum. İnanılmaz rahatsızlık verici bir tartı sistemi var. Hiç Türkçe bilmeyen insanları koymuşlar. 23,5 kiloya bile arıza çıkarıyor. Buyur yani. Buyur. Bir de övünelim. Bizim milli hava yolumuz Türk Hava Yolları. Vatandaşlarımız bizi tercih ediyorlar. Eder tabii, Türk Hava Yolları'sın. İsmi de zaten Sayın Cumhurbaşkanı tarafından değiştirildi. Artık Turkish Airlines değil, Türkiye Hava Yolları. Bundan sonra uçakların üzerinde de o yazacak. Ama be kardeşim, 5 milyonun üzerinde sadece 7 milyon üzerinde sadece Almanya'daki, Avrupa Birliği'ndeki 5 ülkede senin potansiyel yolcun var. Tabii ki kar yapacaksın. Bu insanlar da milli, yani düşüncede olan insanlar. Milli hava yollarını değerlendiren, uçarken bunu değerlendiren insanlar. Hava yapmana gerek yok, senin başarın değil. Avrupalı Türk'ün başarısı, Türk Hava Yolları'nın kar etmesi, karda kalması yani. Oradaki yöneticilerin başarısı değil, onların başarısı. İspanya'ya milyonlarca euro para verirler, Messi'lere, şunlara, bunlara. Efendim sponsor olurlar oralara, buralara. Benim vatandaşımdan toplanan paralar yine sponsorlara gider. Yüksek sezonda da 800-900 euro yüksek bilet fiyatları olur. Şu anda öyle. Baktım ben. 809 öyle metro. Evet evet, çok pahalı. Çok siz pahalı. Kaça geldiniz Sun Express'te? Ben bu sefer Sun Express'te gelmedim. Ha. Tamam. Türk Hava Yolları ile geldim. Evet tamam, sen bizdendin. Sen bizdendin, tamam. Evet, evet, bu sefer konuktum. Evet, konuktum. Ama uçak biletlerini biliyorum. Sun Express 30 kiloyu taşıyor şu anda, eğer bugünlerde değiştirmediyse. Fakat 23 kilo gerçekten çok vahim. Evet. Çünkü yani iki tane çikolata koyunca doluyor. Biz yurt dışından gelen herkes buradaki eşine, dostuna, yani bekliyor insanlar. İkram etmek gerekiyor. İş için geldiğimizde biz bile ikramlık bir şeyler getiriyoruz. Yani vatandaş ne yapsın? Bir yıl bekliyor. Hayır, biz eleştirince de bize de diyorlar ki sen niye şey misin? Ya bunun karşıtlıkla ne alakası? Ben Avrupalı Türklerin sesini duyuruyorum. Yani insanların buna isyanını ulaştırmaya çalışıyorum. Ya buradan kar ediyorsun. Kar. Buralardan kar ediyorsun. Buralardan. Seni Türk Hava Yolları yapan Avrupalı Türkler.
Öyle değil mi? Bizim durduğumuz yer belli, vatandaş. Evet, bizim yerimiz belli. Biz vatandaşın yanındayız. Ben yanlışa yanlış derim arkadaş. Bu yanlışsa yanlıştır. O makama birileri getirilmiştir. Bir alır, başkasını da getirir. O da ya makam bu sonuçta gelip geçici. Makamlar gelip geçici. Mühim olan doğru olmak, dürüst olmak, dik durabilmek. Dik durarak insanların... Ya Sezar'ın hakkını Sezar'a verin ya. Sizin başarınız değil ya. Adam 2-3 seneliğine getiriyor, yönetim kurulu başkanı oluyor. Oo bir bak, çok neyi başarılısın? Neyi? Ben bir uçağa binmeyeyim de gör diyorsun. Evet yani binmesinler, bir protesto etsinler de bak o biz şu kadar destinasyonlarımız var, şu kadar uçuşlarımız var. Kimden, nereden var? En fazla kârı da Avrupa'dan yaptık diyorlar. Kendi açıklaması. Kimden? Benden. Bizden yani. En fazla buradan. Türk Hava Yolları'nın hangi uçağına binerseniz binin, %80'i Avrupa'da Türk vatandaşı. Evet. Öbürleri de nereden yabancı. Biliyor musunuz? Öbür hani bizim haricimizde olanlar nereden biliyor musunuz Mete Bey? Biz Star Airlines dedikleri o Star grubu var ya işte Lufthansa bilmem ne. Lufthansa'dan mesela bir uçağı dolduramıyor. 20 kişilik yolcusu var. Onu Türk Hava Yolları'na paslıyor. Benden daha ucuz bilete bazıları ha. O da var ya. Yani. Tabii tabii. Türk Hava Yolları'na paslıyor. O bize bizim direkt bizim müşterimiz değil. Lufthansa'nın uçak kaldırmıyor. Yolcusu az. Ondakiler geliyor bize. Mesele o. Yani o olan yabancılar da oradan. Yani Türk Hava Yolları'nı efendim çok seviyorlar. Oo. Acayip hava yolları çok seviyoruz, çok ilgileniyoruz. Türkleri çok seviyoruz falan. Yok öyle bir şey. Öyle Türkleri çok seviyoruz yok. Yok canım bir de rahatsız oluyorlar. Şu olmadı, bu olmadı diye. Yani şey değil mesele. O yük hakkı gerçekten özellikle bizim yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı çok incitir, çok üzer. Evet. Yılda bir hevesle Türkiye'ye geliyorlar. Geri de Türkiye'den gidiyorlar. Acaba o valizlere ne doldurduklarını düşünen var mı? Her ne koyuyorlarsa ben gelseydim bizim oranın bulgurunu getirirdim mutlaka 2 kilo hep yaşasın. Mesela? Yani getirir, salçasını getirir, bulgurunu getirir, pındığını getirir, fıstığını getiriyor. Ne getiriyor demek ki insanlar? Türkiye'den sıkıntılarını getiriyor. Yani Türkiye ekonomisine verdikleri katkıyı yurt dışına taşıyor. Evet. İhracat yapıyorlar çaktırmadan. Ya o bulguru adam Almanya'dan da alır, Fransa'dan da alır. Çünkü her şey var orada. Ama Türkiye'den fakat alıyor. Aradığı lezzeti alıyor, Türkiye'den alıyor. Sen bunu da engelleyeceksin. Şimdi sen bana 23 kilo yük hakkı dersen, evet. Ben orada yaşıyor olsam birçok şeyi almam. Kıyafeti alıyor, kıyafet de almam. Ne olacak? Ben kilo başı 10 lira ödeyeceksem, 10 euro ödeyeceksem 4 kiloyla bayağı bir kendimi donatırım kıyafetle. Yani? Yani 4-5 kiloyla. Yani sonuç, yüzden... sonuç şu Mehtap Hanım, sonuç şu. Altın yumurtlayan tavuk kesilmedik Allah'a çok şükür. Altın yumurtlamaya devam ediyoruz. Bir gün keserler de. Bir gün keserler de. İşte o kestikleri anda o tavuklar artık altın yumurtlamaz. Şeyi söylüyorum ya bal arıları diyorum ya. Binlerce kilometre uzaktan gelip bal toplayıp kovandaki peteğe bal taşıyan arılar. Bu arılar ölürse o petekte bal olmaz. Kovana bal bu arılar taşımaz. O zaman aç kalırız. Tozlanma olmaz. Dünya durur. Yani her şey sıkıntı. Neyse bir reklam arası vereyim ben. Biraz evet daha. Evet yokluk belgesi ve tekrar otomatik bilgi paylaşımı. Evet. Benim bankaları da konuşmak istiyorum. Tamam Mete Hanım. Okey. Evet sevgili seyirciler sizin meselelerinizi gündeme taşıyoruz. Yani bunlar sosyal güvenlik işte gördüğünüz gibi gayrimenkuller, otomatik bilgi paylaşımı, işte holding meseleleri falan. Bütün hep sizin meseleler. Uçak meselesi, hep sizin ve araba, telefon. Dert yüküyüz, dert yükü. Dert bir değil, elvan elvan. Kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.